Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugün ne videosu çekeyim diye düşünürken gelen sorular üzerine şimdi Mondial RX3i Evo alınır mı alınmaz mı? Onunla ilgili yorumlarımı yapayım. Yaklaşık 5 aydır kullanıyorum. Motorum da şu anda 3529. kilometrede. Alınır mı alınmaz mı sorusuna objektif cevaplar vermeye çalışacağım. Şimdi bahsettiğim gibi bu benim ilk vitesli motorum. Daha önceden scooter'ım olmuştu ama vitesli motorum ilk oluyor bu motor. Genel anlamda motorun gidişi, sürüşü gayet iyi. Önce neden bu motoru seçtim? O konuya geleyim diyeceğim. Işıklar yansın önce neden bu motoru seçtim? Önce oraya gireyim. Neden bu motoru seçtim? Evet, polisler bu arada çevirme yapıyordu. Beni durdurmadılar. Çünkü kaskım, ekipmanım, dizliğim, ceketim hepsi tamdı. Herhalde bu adamın ehliyeti de vardır, ruhsatı da yanımdadır diye düşünmüşlerdir. Şimdi öncelikle neden bu motor seçtim? Tabii ki en büyük etken fiyat. 13.500 TL'ye aldım ben bu 2016 model RX3i Evo'yu sıfır olarak 13.500 TL'ye aldım. O dönemde baktığım motorlarda bu motora eş değer olan Japon Suzuki vardı, V-Storm. Onun fiyatı da 32.000 TL'ydi. Ve üzerinde korumalıkları yoktu, çantaları yoktu. Onları da ekleyince fiyat 35.000'e kadar, hatta daha fazlası oluyordu, çıkıyordu. Ben kendim de memur olduğum için tabii bu bütçeyi veremezdim. Bir de yedek parça ve bakım fiyatları açısından değerlendiğimizde Mondial diğer motorlara göre, diğer karşısındaki rakiplerine göre en uygun fiyatlı olanıydı. Mesela ben en son 3. bakımını yaptırdım. Yani periyodik bakımını yaptırdım. 75 TL tuttu. Yani ne kadar uygun fiyat. Ne yaptılar derseniz 1,6 litre kastrol yağ koyuldu. Frenler kontrol edildi. Zincirin boşluğu alındı. Civataları sıkıldı. Yani normal periyodik bakımda yapılması gereken şeyler yapıldı. Şimdi neden aldım konusunda da işte en büyük etkenlerden biri tabii doğal olarak fiyat konusu, yakıt konusu. Çünkü benzinin 7 litresinin 7 TL olduğu bir ülkede, yani motor sonuçta benzinle çalışıyor ve ne kadar az yakarsa o kadar uygun fiyat ödeyeceksiniz yakıt giderlerine. 125'lik almadım çünkü biraz gücü seviyorum. Arada uzun yollara da gideceğim düşüncesiyle 125'likte sıkıntı olur diye düşündüm. Artçı ile birlikte gittiğim zaman. O yüzden 250'likle başladım. Yakıt olarak
Şehir içinde ortalama 4-4,5 litre yakıyor. Ama tabii hemen çok yakıyor demeyin. Benim motorum yeni. 3500 kilometrede. Ve motor hani iyi açılsın diye biraz devirli kullanıyorum motoru. O yüzden fazla yakıyor. Eğer fazla yakıyor diyorsanız, diye düşünüyorsanız, ama bana göre normal 4-4,5 litre 28 kuruş civarı yapıyor. Yani 28-30 kuruş aralığında bir yakış değeri var. Işıklarda bekliyoruz, evet. Motor genel anlamda dengeli. Ağırlığına göre gayet çekişi güzel. Bastım mı aradan sıyrılıyor. Şehir içi ve uzun yola göre de gayet iyi kullanımı, sürüşü, konforu. Sadece şikayetçi olduğum tek konu, yazın sıcakta sürerken şehir içinde, ben Fethiye'deyim, burada yazın sıcaklık 40'ları buluyor rahat. Sürerken özellikle şehir içi trafiğinde motorun sağ tarafından gelen sıcaklık rahatsız ediyor beni. O da şortla sürdüğüm için, yani pantolonla sürsem bir sıkıntı olmuyor ama şortla sürdüğüm zaman ayağıma geliyor sıcaklığı. Tabii bunun biraz daha araştırmasını yaptım. Acaba sadece bizim Mondiallere özgü bir durum mu diye. Ama Yamaha Tenerecisi de şikayetçi, Afrika Twin'cisi de şikayetçi bu sıcaklık mevzundan. O yüzden sadece bizim motora yönelik bir durum olmadığını anladım bu şeyin, durumun. Bir de titreşim konusunu diyor. Hep herkes o durumdan şikayetçi. Daha önce de bu konuda yorum yapmıştım. Titreşim konusu tek silindirli motorların genelinde olan bir sorun. Eğer sorun gibi bakıyorsanız benim için bir sorun teşkil etmiyor titreşim konusu. Vites değişimini eğer 9000, 10000 bandında yaparsanız tabii ki titreşim ister istemez oluyor. Ama nerede oluyor? Bakın şimdi. Şu anda başladı 9000, 10000'de daha belirgin. Gidonlarda oluyor bu. Gidonda hissediyorum titreşimi. Yani motorun genelinde değil, gidon kısmında hissediyorum. O yüzden benim için bir sıkıntı değil bu. Eğer titreşim sıkıntısı diyorsanız benim için sorun değil. Ben motorun gidişine bakıyorum. Gidişine, rahatlığına, kullanım konforuna, işimi görmesine. O yüzden bakım masraflarının uygun olmasına bakıyorum. O yüzden Mondial DX3i Evo bence şu anda piyasada alınabilecek enduro tarzında tek motor diyebilirim. Fiyat bakım maliyetleri açısından kıyasladığınızda tek motor diyebilirim. Ve bir kere zaten motorun dışarıdan baktığınızda bir albenisi de var motorun. Hani millet ışıklarda durduğum zaman bazen soruyorlar, abi bu motorun markası ne diye. Desem ki işte BMW F serisinden desem ya da GS serisinden desem, yani tamam diyecekler gibi bir şeyi var motorun. Havası var, aurası. Aslında yüksek CC'li motoru da geçmek istiyordum ama biraz araştırma yapınca yüksek CC'li motorun neredeyse bir araba kadar yaktığını öğrenince, sonuçta benzin kullanacağımız için bu motor 4-4,5 litre yakıyorsa benim kullanımımda bir 650'lik ya da